Abi, velayet davası sonuçlandı. Mahkemeyi sormadım. Canınızı sıkmak istemedim. Ayıp ediyorsun. Senin derdin başından aşkın. Neyse boş verin. Mahkeme kararından mutlu muyuz? Velayeti bize verdiler. Fahriye gözünüz aydın. Sağ ol. Ne diyorsun Muhalla Sultan bu işe? Aman abi karıştırma ortalığı şimdi. Oo, müjdeyi ilk alan benim zaten. Siz derdinize yanın. Peki Cemil'in görüşme durumu ne Salih? Ayda bir kez görecek. Yani biraz ağır bir karar değil mi bu Cemil için? Cemil duyunca yıkıldı zaten. Üzüldüm ben haline. Çok yanlış işler yaptı Cemil. Ahmet'i ayda bir kez göreceğine dua etsin. Kendini Cemil'in yerine koy Salih. Haksızlık etmiyor musun? Ben bir hava alıp geleyim. Geç kalmayılmaz, kızarım bak. Aferin kızım. İpleri eline alacaksın işte böyle. Bundan sonra böyle. Biz kalkalım artık. Hadi. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Güle güle. Güle. Yılmaz neler geçiyor aklından? Filiz'i mi düşünüyorsun? Kızcağız uçurumun kıyısından döndü vallahi. Az daha evleniyordu Cem Atman'la. Uyarmadı deme. Sen de geç kalmadan kaç kurtul benden. Saçmalama Aslı. Ne biçim konuşuyorsun? Hani sevgi ikiyken bir olabilmektir ya. Sen bazen öyle uzak duruyorsun ki. Biz hiçbir zaman bir olamayacağız diyorum kendi kendime. Bazen sevginden şüphe ediyorum. Susma Yılmaz. Hayat çok kısa unutma. Kızım. Ağlıyor musun sen? Bir sıkıntıyla uyandım. Neden hiç bilmiyorum. Baksana, hamur gibi oldu yorgunluktan. Yine iyi dayandı bu kadar saat. Amca, uyudun mu? Uyansana Cemil amca, sabah oldu. Ahmet, hadi kahvaltıya. Cemil, Salih koş. Cemil, Cemil. Cemil, ne olmuş? Bilmiyorum, yatıyordu burada böyle. Cemil. Neyse, nabza atıyor. Hadi Fahri, hastaneye gidiyoruz. İnşallah bir şey yoktur. Hastanın durumu nasıl doktor bey? Az önce kendisine geldi. Korkulacak bir şey yok. Ama kafasını çarpmış. Sonra da kendinden geçmiş. Sabaha kadar öylece kalmış. Durumu pek iyi görünmüyordu. Bilinç kaybının nedeni başına çarpması değil. Aldığı yüksek miktarda alkolün sonucu. Hastanede kalması için bir neden yok. Hastayı taburcu edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun Cemil. Geçmiş olsun. Kusura bakmayın.
Ne vardı Zizur'la sarhoş oluncaya kadar içecek Cemil? Dün hakim kararı okudu ya. Bittim dedim. Beni hayata bağlayan tek şey oğlum. Onu da istediğim zaman bağrıma basıp doyasıya sarılamadıktan sonra yaşamak neye yarar ki? Ölesiye içtim ben de. Öleyim dedim. Ama ölmeyi bile beceremedim. Baba olmayı beceremediğim gibi. Ahmet senin için bu kadar önemli mi? Canımdan bile daha çok. Cemil. Hakimin verdiği kararı boş ver. Bir babaya yakışır şekilde davranacaksan Ahmet'i istediğin zaman görebilirsin. Mesela işe içkiyi azaltarak başlayabilirsin. Sağ olun. Tüm videolardan anında